bunda. Nimet-i İslam adlı eserde mutahhirat, yani temizleme konularını işlemeye devam ediyoruz. Necaset, pislikleri temizlemenin farklı farklı yollarını anlatıyorduk. Bugünkü sohbette de ferk ile temizleme. Ferk ovalamaktır. Ovalamaktır. Ovalayarak temizleme. İnsan menisi hakkında temizleyicidir. Yani ovalamak insan menisi hakkında temizleyicidir ki kurumuş olan meni, velev kadın menisi olsun, yani fark etmez erkek ya da kadın menisi olsun, kurumuş meni ovalamakla olduğu yerde zail ve orası da tahir olur. İnsan menisi kuruduğu zaman ovalamakla onun olduğu yerden zail olur ve orası da isabet ettiği yerde temiz olur. İsabet ettiği yer libas veya beden olmakta zahiri rivayetçe fark yoktur. Yani elbise üstüne isabet etmiş ya da insan bedeni üstüne isabet etmiş olursa olsun her türlü kuruduğu zaman ovalamakla fark olmaz, temiz olur. Libasın yeni veya yıkanmış olması veya astarlı olup olmaması da fark yoktur. Meninin yaşı ancak yıkamakla zahir olur. Yani kurusu ovalamakla temiz olur ama yaş olanı yaşken ancak yıkayarak zahir olabilir. Yıkamak da malum olduğu üzere meninin yaşını ve kurusunu izale ve yerinde temiz kılar. Yani hem yaşı da temizlenir, kurusunu da aslında yıkamakla temiz olur. Ama kurusunun temizlemenin bir yöntemi de ovalamaktır. Ovaladığı zaman o zahil olur, isabet ettiği yerde temiz olur. Mest, isabet ettiği yeri konuştuk. Kuru olan meninin ovalanmasından sonra mahalline su isabet etmesi, kurumakla tahir olan arzın ıslanması, yani kurutarak temizlenmiş toprak cinsi bir şeyin tekrar ıslanması, debakat-ı hükmiye, yani neydi, topraklayarak ya da işte güneşleterek temizlenmiş ölü hayvan derisinin üzerine serpilenmiş olan meyyite derisine su dökülmesi, pislenmiş olan kuyunun suyunun çekildikten sonra tekrar gelmesi gibi ki bunların kâfesinde, yani tamamında evla olan taharettir, temiz olmazdır. Evla olan dediğine göre farklı iştihat ve fetvalar olmuş ama en doğru olan temiz olmasıdır. Metinlerin ifadesi budur ve tahirin kendi gibi bir tahire mülaki olması pisletmeyi mucip değildir. Yani isabet eden su temiz, mesela kurudu, ovaladın, temizlendi. Oraya tekrar bir su serpildi ve su değdiği zaman değen su temiz olduğu için tahire gelmesiyle pislik ortaya çıkmaz diyor. Doğrusunu da alabilir. Evet, bu ovalamayla temizlemeyi de böylece okumuş olduk.